Merhaba Shift Delete Net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda yeni nesil Apple TV inceliyoruz. Apple TV esasında geçmiş varyantlarında yıllardır çok bir özellik güncellemesi gelmeden bugüne kadar geldi. Yeni Apple TV'de ise çok ciddi bir özelliklerin yenilendiğini görüyoruz. Hem donanım tarafında hem de yetenekler bağımında pek çok yenilik yeni Apple TV'de bizleri buluyor, bizlerin karşısına çıkıyor. Bu incelemede de onları sizlere vurgulayacağız. İncelediğimiz ürün 32 GB'lık yeni Apple TV. Onun da fiyatı 629 TL. 64 GB'lık model ise 829 TL. Ürünün kutu içerisinden HDMI kablosu çıkmıyor. Gidip Apple'ın tavsiye ettiği bir HDMI kablosu alırsanız kendi HDMI kablosunun 69 TL olduğunu da söyleyelim. Ama daha uygun fiyatlı ya da daha pahalı çok çeşitli HDMI kablo seçenekleri de var. Hani Teknosa başta olmak üzere pek çok mağazadan diğer kablo seçeneklerini alabilirsiniz. İlla Apple'ın HDMI takmanıza gerek yok. Yeni nesil Apple TV'deki en büyük yeniliklerden biri kumanda. Lightning ile bağlanabilen ve şarj edilebilen bu kumanda esasında bir oyun kontrolcüsü görevinde görebiliyor. Nintendo Wii'deki gibi bir hareket algılayıcısı var. Üstündeki dokunmatik tuşlarla beraber, ki şurada görüyorsunuz oynatabiliyorum. Dokunmatik tuşlarla beraber ayrıca baskıya da duyarlı bir tuş da var. Ayrıca hareket de algılamayla beraber pek çok oyunu oynayabiliyorsunuz. Peki bu oyunu nasıl oynayabiliyorsun? Bu oyunlar nereden çıkıyor? Hemen oraya gelelim. Donanım kısmına. Yeni Apple TV'de 64 bit teknolojisini destekleyen Apple'ın A8 işlemcisi kullanılıyor. Geçtiğimiz yılda iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modellerinde kullanılan bu işlemci 2 GB RAM ile beraber desteklenerek Apple TV'de kullanılmış. Yani iPad mini 4 ile benzer bir donanıma sahip, benzer bir güce sahip. Cihazda ayrıca tvOS adını verdiğimiz Apple'ın iOS işletim sisteminden türetilen farklı bir işletim sistemi kullanılıyor. Bunda bir App Store'da mevcut. App Store'da oyunları oynayabiliyorsunuz, uygulamaları indirebiliyorsunuz. Pek çok uygulama ve oyun şu anda tvOS için indirilebilir durumda. Yeni Apple TV'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi telefonunuzu Apple TV ile bağlayabiliyorsunuz ve Apple TV'yi telefondan da yönetebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir özellik. Özellikle yüklediğiniz oyunları telefondan da kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca iki kişi de telefonlardan oyunu oynayabiliyor. Mesela evinize biri geldi. Apple TV ile beraber başka bir iPhone'da controller olarak kullanılabiliyor. Ve daha zevkli iki kişilik oyunlar oynayabiliyorsunuz. Yani bir nevi oyun konsoluna da dönüşüyor Apple TV. Apple TV'nin özellikleri bunlar değil. Tabii ki de sadece kumandasının üzerinde Siri butonu var. Bu Siri butonuna bastığınızda arama yapabiliyorsunuz sesle. Her şeyi arayabiliyorsunuz. Yani Apple'ın o bildiğimiz Siri'si Apple TV'de de var. Fakat şimdilik ülkemizde çalışmıyor. Arama butonuna bastığınızda direkt şu arama ekranı çıkıyor. Türkçe bir kurulum değil de İngilizce bir kurulum yaptığı zaman ya da diğer dillerde yaptığı zaman Siri'nin çalıştığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkçe Siri de gelecektir ama şu anda henüz yok. Cihazın donanımsal özelliklerine devam edelim. 2 GB RAM var. Bu en önemli özelliklerden bir tanesi. Cihazın önümüzdeki günlerde çok daha güçlü oyunlarla desteklenebileceğinin sinyalini bizlere veriyor. Bluetooth 4.0 var. 802.11ac destekli ve MIMO desteğine de sahip. Wireless var. Yani yüksek hızlı wireless özelliğine sahip. Dış bağlantılara bakacak olduğumuzda fiziksel olarak Ethernet bağlantısı da var. Yani fiziksel bir internet bağlantısı da, hani wireless yerine, kablosuz bağlantı yerine fiziksel bağlantı da kurabiliyorsunuz. HDMI var. Ayrıca Lightning çıkışı da bulunuyor. Bu Lightning çıkışıyla hem telefon şarj edebilirsiniz. Yani Apple telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Hem de kumandanızı şarj edebiliyorsunuz. Yani kısaca özetlemek gerekirse Apple TV eskiden sadece film izleyebildiğiniz ve Apple cihazlarından televizyona görüntü, kablosuz görüntü aktarımı yapabileceğiniz bir cihazdı. Şimdi ise bir oyun konsoluna dönüştü ve bir televizyonu tamamen akıllandıran bir platforma dönüştü. Yine film izleyeceksiniz tabii ki de. Bunların hepsini destekliyor ama artık daha güçlü bir şekilde bunları görebiliyorsunuz. Siri ile beraber entegre olması da ayrı bir güzellik. Örneğin Hitman izliyorsunuz. Hitman'ı arattığınız zaman size Hitman vari benzer filmleri de önerebiliyor. Yani Siri gerçekten Türkçe olduğunda ve kullanmaya başladığımızda herkes görecek. Çok iyi bir arama motoruna dönüştürülmüş Apple TV'de. Yeni nesil Apple TV fiyatını bence tamamen hak eden bir eğlence ve oyun konsolu olmaya
aday yeni bir cihaz. Bakalım önümüzdeki dönemlerde çıkan oyunlarla beraber bizlere neler sunacak. Bir başka incelememizde görüşmek üzere, hoşçakalın.